Radyonet dinleyenlerim ve çok değerli gönül dostlarım. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Dikkat ederseniz hep gönülden bahsediyoruz. Nedir bu gönül? Biraz açalım isterseniz. Bakın, Yunus Emre'm bir çare nasıl gizem bir ifade kullanmış. Bir kalp, yani gönül kırmışsan eğer, o kıldığın namaz değil. Ne kadar hak söylemiş değil mi efendim? Evet. Dünya öyle bir meta ki aslında nizaya değmez. Sözü de herhalde güzel bir gerçeği vurguluyor. Bir başka açıdan Cenab-ı Hak gönüle o kadar çok değer veriyor ki bakın ne buyuruyor. Hiçbir mekana sığmam ancak mümin kulumun kalbine sığarım. Bu itibarla gönül kırmamak, gönül yıkmamak, bu işi başarabilenleri gönülden alkışlıyor ve kutluyorum. Evet, fani alemin ebede müteveccih yolcularıyız. Kısa bir ömürde ebedi bir hayatı kazanıp kaybetme davasındayız. Bu sermaye bir kere veriliyor. Çok dikkatli kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda rahmetli Ordinarius Profesör Süheyl Ünver çok güzel bilimsel bir tespit yapmış. İnsanoğlunda 250 bin kabiliyet olduğunu ancak dünyada bu kabiliyetlerin 10 binini kullanabildiğimizi ifade ediyor. Yani insan kısacası ebed için yaratıldığını uyanık bir vicdanla bakabilse bunu fark edeceği kanaati içerisindeyim. Madem böyle, bu kavga niye? Bu kısır döngü niçin? Neyin münakaşasını yapıyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Ah, bir anlayabilsek, anladığımızı bir anlatabilsek, zannediyorum o zaman düğüm çözülecek. Rabbimize şükür ki imanımız var. Onun vermiş olduğu basiretle kainattaki ve onun göz bebeği dünyamızdaki hadiselere bakışımız daha farklı olmuş. Bu bizi bir nebze olsun huzur ve sükuna erdirmiştir. Sevgili hemşehrilerim, güzel ilimiz Sakarya'nın nadide insanları, gelin bugün sizinle Sakarya için mucizevi bir yazılışla yazılmış, adına Sakarya Türküsü denmiş, hem de rahmeti rahmana kavuşmuş olan şairini anarak satırlarından birden vuralım da biraz maziye gidelim. Biraz özümüze inelim, inelim de kendimize gelelim. Sakarya Türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal, hamallı ki sonunda ne lütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu.
Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı, ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir, bütün bunlar sendedir. Bu geniş bilmeceler, Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaf Dağı'nı assalar, belki çekerdi bir kıl. Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık, Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş bu dünya, böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüsü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya. Evet efendim. Bize bu satırlarla insanı çok güzel tarif eden, satırlarında Sakarya penceresinden Türk milletinin gerçeğini nakış nakış nakşeden sevgili Üstad Necip Fazıl'ı rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Evet efendim, gene her hafta yaptığımız gibi Kavramlar ve Yorumlar eserimizden birkaç bölüm inşallah sizle paylaşmak istiyorum. Kar ile zararla kalmasın işin, rıza olsun sadece kutsiyet işin. Evet, biz alemlerin Rabbi ile yüce kelamın içerisinde yer alan kutlu beyanlarına ve derin sırlarına dalarak akıl ve gönül işbirliği içerisinde alemler yapıyor, kıyasaya zevkleniyoruz. Bizi bu yüce kutluluktan ve kutsi zevkten ayırma ya Rabbi. Amin. Düş kurma, yüce Allah'ın hayal gücümüze sunduğu değerli bir ikramıdır. Onun bu yüce ihsanını hayırlara sarf ederek daha nice nice kutlu değerlere erişeceğimizden şüphe yoktur. Adamın düşü işinde saklıdır. Onun için diyorum ki adamın işine bak, düşünü anla. Hayırlı düşler çoğu zaman iyi bir niyetle hayırlı işler doğurur. İşin düş safhasında kalmamalı, onu güzel bir arzu ve sağlam bir niyetle savurarak, suvararak hayır ve olgunluk yönünde daha verimli ve daha kazançlı bir vaziyete getirmelisin. Hayırlı düşler, hayırlı işlerin habercisidir. İnsan düşlediğinden değil, işlediğinden sorumludur. Düşler, iyiden kaynaklanıp iyilere ve iyiliklere doğru kutlu bir seferle yönlendirilmedikçe sahibini zarardan zarara sokar. Kuru kuru düşler, bıdı bıdı işler. Evet, düşlerini hayırla beze ki gönlüne kara bulaşmasın. Kirli düşler yüreği pisler. Yüreğinin pislik deposu olmasını istemiyorsan düşlerini hayır nurlarıyla parıldatmalısın. Düşün oğlum düşün. Düşleyerek düşün. Yüreğinde yer varsa kar olsun hep düşün. Düşürme düşünü dillere. Açarak sırrını ellere. Ver elini aşk ile yürü git ulu pillere. Hayırlı düşler, hayırlı işler dostlar. Evet efendim, bugün sizlerle ana konumuza geçmeden önce zaman zaman sizlerle paylaştığımız bir konu vardı. İmanımızın şubeleriyle ilgili Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. İmanın şubeleri 70 küsürdür
Onları sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman 70 küsur şubedir. Birinci külli şube 9 adettir. Allahu Teala'nın zat ve sıfatı ile ilgilidir. 1. Yaratanın varlığına imandır. İkincisi tevhide yani Allah'ın birliğine imandır. 3. Hayata Allah'ın dili olduğuna imandır. 4. İlmi hakka Allah'ın her şeyi bildiğine imandır. İradeye, beşincisi, Allah'ın dilemesine imandır. 6. Kudrete yani Allah'ın her şeye gücünün yetmesine imandır. 7. Sıfat-ı sem'a yani Allah'ın işitmesine imandır. Sıfat-ı basara yani Allah'ın görmesine imandır. Sıfat-ı kelama Allah'ın konuşmasına imandır. 2. Külli şube Allah-u Teala'nın fiiline ve hükmüne müteallıktır. 1. Meleklere imandır. 2. Kitaplara imandır. 3. Peygamberlere imandır. 4. Hudus-u aleme yani alemin gelip geçici olduğuna imandır. 3. Külli şube meada yani dönüş yerine ve neşe-i uhraya öbür alemle müteallıktır, ilgilidir. 1. Ba'se yani tekrar dirilmeye imandır. 2. Vakfeye yani mahşerde beklemeye imandır. 3. Hesaba imandır. 4. Mizana imandır. 5. Sırata imandır. 6. Şefaate imandır. 7. Cennete imandır. 8. Cehenneme imandır. 4. Külli şube menzile ve ehli menzile müteallıktır. Yani aile ile ilgilidir. 1. Zinadan sakınmaktır. 2. Akd-i nikahtır yani nikahlanmaktır. 3. Nikahın haklarını yerine getirmektir. 4. Ana babaya iyilik etmektir. 5. Çocukları terbiye etmektir. 6. Sıla-i rahimdir. Yakınlarla ilgilenmektir. 7. Büyüklere tazim yani saygı ve itaattir. 8. Hizmetinde olanlara iyiliktir. 5. Külli şube umum insanlar ve onlarla geçinme ile ilgilidir. 1. Kıyam bil emanettir. Yani idarecileri seçme. 2. İttiba-i cemaattir. Müslüman topluma uymak. 3. Ulul emre yani idarecilere itaattir. 4. iyiliğe yardım etmektir. 5. Şair-i İslam'ı yani İslam'ın sembollerini diriltmektir. Onları hayata tutmaktır. 5. Emri bil maruf nehyi anil münkerdir. Yani iyiliği emretmek, kötülükten ise sakındırmaktır. 7. Dini katil ve kıtalle korumaktır. Dini cihatla korumaktır anlamında taşıyor. 8. Nefsi cinayetlere engel olmakta korumaktır. 9. Yaralama cezalarını yerine getirmektir. 10. Akılı sarhoş edici ve bozucu şeylerden korumaktır. 11. Malı haklarını istemek ve eda etmekle korumaktır. 12. Nesebi zina cezalarını yerine getirmekle korumaktır. 13. Irzları iftira cezalarını yerine getirmekle korumaktır. 14. Müslümanlardan zararları gidermektir. 6. Külli şube herkesin kendi nefsiyle ilgilidir. 1. Şehadet kelimesini söylemektir. 2. Dilin doğru konuşmasıdır. 3. Kur'an okumaktır. 4. Şer'i yani dini hükümleri öğrenmektir. 5. Şer'i yani dini hükümleri öğretmektir. 7. Külli şube insanın kendi dışına ait işlerle ilgilidir. 1. Taharettir. Yani maddi ve manevi anlamda temizlik. 2. Setri avrettir. Yani örtünmektir. 3. Namaz kılmaktır. 4. Zekat vermektir. 5. Cenaze işlerini yerine getirmektir. 6. Oruç tutmaktır. 7. Hac etmektir. 8. Adakları yerine getirmektir. 9. Yeminlere tazim etmektir. Yerine getirmektir. 10. Kefareti eda etmektir. 8. Külli şube
insanın içindeki kötü huyları gidermesiyle ilgilidir. Birincisi, mal sevgisini gidermektir. İki, makam sevgisini gidermektir. Üç, kini gidermektir. Dört, hasedi gidermektir. Beş, riyayı, yani gösterişi gidermektir. Beş, altıncısı, nifakı, yani münafıklığı gidermektir. Yedi, ucubu, yani kendini beğenmeyi gidermektir. Sekiz, kibiri, yani büyüklenmeyi gidermektir. Dokuzuncu, külli, şube, insanın içini güzel huylarla bezemesiyle ilgilidir. Bir, tövbe ile süslenmektir. İkincisi, havf, yani Allah'tan korkmaktır. Üçüncüsü, reca, Allah'tan ümit kesmemektir. Dört, haya ile süslenmektir. Beş, şükürdür. Altı, vefadır. Yedi, sabırdır. Sekiz, ihlastır. Dokuz, muhabbettir. On, tevekküldür. On bir, kadere rızadır. Bu konu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Şuab-ül İman kitabından tertip edilmiştir. Bununla ilgili bir notumuz var. Mehmet Feyzi Efendi rahmetli, bir mümin diyor, bir mümin bir kimsenin bu şubeleri tamamlayabildiği ölçüde imanının kemale ereceğini ifade ederlerdi. Allah cümlesine rahmet eylesin. Evet, bugünkü konumuz Allah nasip ederse az önce Şuab-ı İman'a da geçen havf ve reca, yani korku ve ümit arasındaki yaşamak. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnsanın sağlığı yerindeyken korku ve ümidi birbirine eşit olmalıdır. İnsanın sağlığı yerindeyken korku ve ümidi birbirine eşit olmalıdır. Hastalık halinde ise ümidi daha ağır basmalıdır. Kitap, sünnet ve diğer naslardan çıkarılan şer'i kurallar, Kur'an'ı hükümler bu konuda birbirini desteklemektedir. Bununla ilgili ayetler, Araf suresi 99. ayet, mealen Allah'ın azabından ancak hüsrana uğrayanlar emin olabilirler. Araf suresi 99. Evet, ayette geçen mekir, yani Allah-u Teala'nın nimet verip dururken ansızın azaba çarptırması, günah işlemelerine rağmen insanlara azap etmeyip süre tanıması gibi anlamlara gelmektedir. Mekir, sonuçta Allah-u Teala'nın azabı, düzen kuranların düzenini bozması, onları belki de hiç beklemedikleri bir zamanda yakalayıvermesi demektir. Bu sebeple mevcut duruma bakarak kimsenin Allah'ın azabına karşı kendisini emniyette hissetmemesi, daima bir gün azaba uğrayabileceği endişe ve korkusu içinde bulunması gerekir. İnsanın başarıları ve ne yaparsa yapsın, başına herhangi bir sıkıntısının gelmemesi onun için asla bir garanti anlamı taşımaz. Hata ve günahlarından dolayı her an hesaba çekilebileceğini asla unutmamalıdır. Allah'ın azabına karşı anlamsız bir korkusuzluk duygusuna kapılan kimseler ancak gerçek hüsrana uğrayanlardır. Zira aldanmak asıl böyle bir yanlış duyguya kapılmaktır. Asıl korkulacak olan şey böylesi bir korkusuzluktur. Bu sebeple müminlerin sürekli bir hesaba çekilme kaygı ve endişesiyle yaşamaları uygun olur. Bu işin bir tarafıdır. Öbür tarafını da aşağıdaki ayet-i kerimede bulmaktayız. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizinle beraber olacağız efendim.